Dario Fo tarafından kaleme alınıp ilk kez 1974'te sahnelenen Ödenmeyecek Ödemiyoruz, pek çok yabancı dile çevrilip içinde Berliner Ensemble ve Broadway Chelsea Theatre'ında bulunduğu pek çok farklı toplulukça canlandırılarak başarısını ispatlamıştır. Böylesine başarılı bir oyunun 1997 senesinde edebiyat alanında Nobel ödülü alması elbette şaşırtıcı değildir. İtalya'nın Torino kentindeki bir grevden esinle yazılan oyun, aslına bakarsanız döneminin sosyopolitik olayları için çok yerinde bir öngörü niteliği taşır. Ödenmeyecek Ödemiyoruz'un sahnelenmesinden birkaç hafta sonra oyunu ömründe duymamış olan Güneyli İtalyanlar bir markete girip zamları protesto etmişler ve bu nedenle tutuklanmışlardır. Oyunun sahnelenmesiyle aynı zamanda tesadüf eden bu olay yüzünden Dario Fo hakkında işçileri kışkırtmak ve yasa dışı davranışları desteklemekten suç duyurusunda bulunulmuştur. Siz dinleyicilerimizin de fark edeceği gibi oyunumuz biçim ve biçen bakımından halk tiyatrosu ya da diğer adıyla vodvil türüne yakınlık gösterir. Yazar bu oyununda halkını anlatırken yine halkının geleneğine başvurmuştur çünkü. Dario Fo'nun açlığa karşı durmak ne anlama gelir sorusunun cevabını tartıştığı başyapıtı Ödenmeyecek Ödemiyoruz'u Özel İzmir Amerikan Koleji Türkçe Tiyatro Topluluğu'ndan dinliyoruz. Ay iyi ki rastladım sana. Yoksa tek başıma bu malları nasıl taşırdım bilemiyorum doğrusu. Bunca şeyi almak için parayı nereden bulduğunu öğrenebilir miyim? Ay daha önce de sana söylemiştim ya. Papalı altınlardan kazandım. Deterjan kutularının içinden çıktı. Hadi oradan başka hikaye yok mu? Altınmış. Ay neden inanmıyorsun? Ya yok daha neler. Ay iyi. Sana başka bir hikaye anlatayım o zaman. Hop hop nereye gidiyorsun? Hadi eyvallah. Ay, gel buraya alıngan bakışlı. Otur da sana gerçeği anlatayım o halde. E hadi çabuk çabuk anlat. Bak bu sabah pazara gittim. Bugün pazarcıların indirim günüydü ya. Ay çok heyecanlıydım. Ucuzluk heyecanı işte. Mahallenin bütün kadınları pazar yerindeydi. Hepimiz cebimizdeki paraları sayıp bu kadarcık parayla neler alırız neler alamayız diye hesap yapıyorduk. Birden... Ama zabıta ekipleri gelmez mi? Ya bütün pazarcıları toplayıp götürmez mi? İnanmıyorum. Yasak diye bağırıyorlardı. Yasak hanım yasak. Gözümüzün önünde malları toplayıp götürdüler. Öfkeden deli gibi bağırıyorduk. Süpermarkete gidiyoruz. Geçen ayki zamsız fiyatlarla alışveriş yapacağız. Sonra bir kortej oluşturup marketin yolunu tuttuk. Ay kaç kişiydik sayamadım. Markete vardığımızda orada da birkaç erkekle bir sürü kadının bu sabahki yeni zamlar için bağırıp çağırdıklarını gördük. Ay insan çıldırır vallahi. Tabii canım yetti artık. Marketin müdürü milleti yatıştırmaya çalışırken elimden bir şey gelmez ki fiyatlar idarede zamlanıyor. Buna yukarısı karar veriyor dedi. Millet de karar veriyormuş. Kimin fikrini soruyorlar, kimden izin alıyorlar? Serbest ticaret, serbest rekabet yasal. Liberal ekonomi. Kimsenin iznine gerek yok ki. Serbest rekabet kime karşı peki? Bize karşı mı? Her zaman sabreden biz mi olacağız? Kocalarımızı işten çıkartın, fiyatları zamlayın. Borsa mı önemli yoksa yaşam mı? Ben de dayanamadım. Siz soyguncusunuz be diye bağırıp sonra da korkuyla bir köşeye saklandım. Aferin sana. Sonra içimizden biri, yetti artık. Bu defa fiyatları biz belirleyeceğiz. Malları ancak geçen ayki etiket fiyatlarını öderiz. Eğer zor kullanırsanız malları alıp hiç para ödemeden çıkar gideriz. Anlaşıldı mı? Ya bırakırsınız ya da zorla alırız. Yok artık. Market müdürünün yüzünü görecekti. Ay kireç gibi bembeyazdı. Siz çıldırmışsınız. Polis çağıracağım dedi. Hızla kasaların yanına telefona koştu. Ama telefon arızalıydı. Aralarından bazı görevliler kalabalığı yarıp oradan uzaklaşmak istediler. İzin verir misiniz? Büroma gitmeliyim. İzninizle. Ama geçemiyorlardı. Kadınlar etten bir duvar olmuşlardı sanki. Görevli itiyor, biz itiyoruz. Derken aramızdaki kadınlardan biri midesine bir yumruk yemiş gibi numara yapıp yere yığılmaz mı? Ay, çok hoş ya. Evet evet çok hoş. Ay görmeliydin. Ay kadının ne artistik yeteneği varmış. Sanki sahici sanırsın. Aramızdaki yaşlı, böyle enine boyuna şişmanca biri
parmağını mitralyöz gibi sallayıp müdüreye hedefleyerek alçak, aşağılık seni, zavallı bir kadınla ne alıp veremediğin var, ya hamileyse ya bebeğini kaybederse vay haline, seni kodese tıkarız bilmiş ol çocuk katili. Arkasından hep bir ağızdan bağırıştık, çocuk katili, çocuk katili, çocuk katili. Ay, gülmekten çatlayacağım şimdi. Sonra neler oldu peki? Ay, sonunda market müdürü çıldırdı ve direnmeyi bıraktı. Biz de kararlaştırdığımız fiyatlardan ödemeyi yaptık. Yok artık, ne diyorsun? Ay, bazılarının işi biraz abarttığını şimdi itiraf etmeliyim. Kredili alışveriş yapmak isteyenler falan oldu mesela. Adını bile vermeden, yo müdür bey, size nerede oturduğumu söyleyemem. Sonra beni ihbar edersiniz, sizi iyi tanırım. Karşılıklı güven içinde olmalıyız değil mi? Güven ticaretin ruhudur. Siz her zaman böyle söylemez misiniz? Öyleyse size veda edelim. Hoşça kalın, iyi güvenmeler. Süper ya. Sonra birileri aniden polis geliyor diye bağırmaya başladı. Ne yaptınız peki? Ay, bunun doğruluğunu anlamadan bütün kadınlar kaçışmaya başladı tabii. Kimi paketlerini bırakıp kaçtı, kimi korku ve panikten ağlamaya başladı. Marketin yakınındaki bir fabrikanın işçileri o sırada içeri girdiler ve durumu görünce kadınları yatıştırmak istediler. Sakin olun, sakin olun. Ne bu polis korkusu yahu? Altınıza yapacaksınız neredeyse. Ay, Tanrı aşkına. Aldığınız malların fiyatlarını belirleme hakkını kullanıyorsunuz. Yani doğru olanı yapıyorsunuz. Bu tıpkı bizim grev hakkımız gibi. Hatta daha da iyisi. Çünkü grevlerin sonunda fatura hep işçiye çıkıyor, öyle değil mi? Oysa bu eylemde patron da bir fatura ödeyecek. Öyleyse ödenmeyecek, ödemiyoruz. Çünkü bu yıllardır buradan yaptığımız alışverişlerde bizden çaldıklarınızın karşılığıdır. Böyle söyleyip raflardaki malları indirmeye başladılar tabii. Ben de düşündüm, taşındım, alışverişi baştan yapmaya karar verdim. Ödenmeyecek, ödemiyoruz diye çığlıklar atıyordum. Diğerleri de benimle beraber bağırıyorlardı. Ödenmeyecek, ödemiyoruz. O az önce fenalaşan birdenbire kendine geldi. Yıldırım gibi raflara sıçradı. Ödenmeyecek, her şey bedava. Ay, görsen Pisa Kulesi'ne tırmalıyor sanırdı. Ya hoş, kahretsin, ben bunu nasıl kaçırdım sanki? İyi de polis sonunda gerçekten geldi. Ay, meğer dedikleri doğruymuş kız. O maskeli özel tim ekibi. Ay, nasıl korktum, nasıl korktum anlatamam ya. Tir tir titredim. Herkes titriyordu zaten. Tabii elimizde poşetlerle beraber titriyorduk. Haşır huşur bir gürültü başladı. Naylon poşetlerin titreme sesi bütün marketi sardı. Ama bu kez aramızdan hiçbir kadın kaçmadı. İsabet olmuş. Sonra o bir grup işçiyle birlikte marketten çıktık. Ay, yüz ifademizde öylesine bir kararlılık, öylesine bir dürüstlük vardı ki. Ay, meclis soruşturma komisyonlarında ifade verenlerin bile böylesine ifadesi olmaz. Bağırıyorduk. Ay, sonunda gelebildiniz. Aferin size. İçeri gidin de o istifçi hırsızları tutuklayın. Böyle bağıra çağıra ama aynı zamanda gayet metanetli ve işçilerin yardımıyla duraklarımıza geldik. Ay, ne hoş. Ay, hoş demek yetmez. Müthiş heyecan verici. Ay, hala her yanım titriyor. Şu halime bak. Ay, nasıl heyecanlıyım. Her gün böyle bir alışveriş yapsam. Yani ödemedik diye demiyorum da. Kadını erkeği hep beraber doğru bir iş yaptık da ondan diyorum. Cesurca. İşverenlere karşı bir eylem. Onları gafil avladık. Şimdi korkma sırası onlarda. Öyle ki, ay, bazı süpermarketlerde müşteri sakinleştirici hediye sepetleri bile hazırlamışlar. Tabii canım, çok iyi yaptınız. Daha kocana ne anlatacaksın? Ona da deterjandan çıkan altın hikayesini anlatıp atlatmaya kalkmayacaksın herhalde. Ay, nedenmiş? Bu hikayeyi yutmaz mı diyorsun? Bana kalırsa yutmaz. Ah, öyle ya. Sanki biraz fazla abartılı. Sorun yasal olmayan bir şey ya. Öf. Kim bilir bana nasıl sinirlenecek. Onu bırak da elimdeki paranın hepsini bugün harcadım. Yarın gaz, elektrik, vergi ve kira ödenecekti. Aman. Kimin umurunda?
Zaten kaç aydır ödenmiyor. Benim de senden kalır yanım yok ki. Kirayı 5 aydır ödemiyoruz. Hem senin yaptığın bu alışverişin 1/4'ünü bile yapmadım ben. Hemen bir çaresi bulunur. Burada yetimhaneye yetecek kadar var sonuçta. Sen bir kısmını al eve götür. Yoo hayır daha neler. Teşekkür ederim ama istemem. Yani bunun karşılığını ödeyecek biliren bile yok. Madem paran yok. Ay aptalsın sen. Bunları kendime hediye aldım ben. Şimdi sana parasını mı ödeteceğim yani? Bugün kredi günü. Hadi nazlanma da götür şunları. Peki kocama ne anlatırım? Bunlar bir miktar hırsızlama mallar. Beni oracıkta öldürür. Asla olmaz. Ay benimki öldürmez. Çünkü yasal olarak mümkün değil. Ama büyük olay çıkarır, bağırıp çağırır. Ay, kirlenmiş adım temize çıkarmaya çalışır. Açlıktan gebersek de yasal olmayan bir şeye asla yönelme. Asla. Paramı son kuruşuna kadar harcarım. Yoksul ama namusluyum. Bu onurlu adımı kirlettin. Tabii hemen gardırobun içine girer. Gardırobun içine mi girer? Ay evet. 28 yıldır her tartışma sonrası kendini gardırobun içine kilitliyor. Terden ölse gene çıkmaz. Buna çok hazırlıklı. İçeride küçük yatağı, sandalyesi, oturup saatlerce sendika faaliyet raporunu okur. Ezberler. Sadece arada bir bana sövmek için gardırobu açar. Ay ben ne almışım böyle? Dondurulmuş kedi köpek maması mı? Hey Allah'ım sen sabır ver. Farklı tadların karışımıyla elde edilmiştir. Niye bunu aldın ki? Ay ben bilerek seçmedim canım. O karışıklıkta almışım. Elime ne geçtiyse aldım işte. Ay şuna bak hele. Kanarya darısı. Aman canım. Neyse ki bütün bunlara para ödemedim. Yoksa hepsini yemek zorunda kalırdık. Ay dondurulmuş tavşan kafası ne ya? Ne dedin? Dondurulmuş tavşan kafası mı? Tavşanların kafasını mı donduruyorlar? Ay bak bak burada ne yazıyor? Tavuk darısını zenginleştirmek için. 5 tavşan kafası 2000 lira. Ay, gerçi bayağı ucuzmuş ama şimdi bunu değiştirmeye de gidemem ki ben. Görür görmez tutuklarlar. Ya sabır. Bize ne bu bütün mallardan Allah aşkına? Ya sen de bunları eve götürmemi söyledin? Ay yok canım. Tavşan kafasından bana yetecek kadar var zaten. Sen eve kullanabileceğin kadar makarna, zeytinyağı falan götür. Ay hadi kıpırda artık. Senin 2 gece var diyorsun da bunları gizleyecek zamanın olur elbet. Tabii gizleyeyim. Sonra da polis kapı arama yaptığında yakalanayım. Ay saçmalama polismiş. Bugün bütün mahalle hatta varoşun tamamı marketteydi. Bu varoşta en az 10.000 aile vardır. Polisin kapı kapı hepsini arayabileceğini mi düşünüyorsun? Arama ne zaman biter dersin? Paskalya'da mı? Hay Allah kahretsin. Ay kocam geliyor kocam. Ay çabuk hepsini toparla hepsini. Nereye kaldırayım? Ay mantonun altına falan gizli ne bileyim ben. Ay benimkilerin ne, yatağın altına koy. Başka. Giovanni bu yaptıklarımı öğrenirse hemen karakola gider. Komiserim, karımı tutuklayın. O bir hırsız, o bir katildir der. Ay ölüm cezasının yeniden yürürlüğe girmesini ister. Çabuk koş. Dur onu. Ay 1-2 televizyon haberi falan anlat. Hani şu az sonra var ya. Ay merhaba Giovanni. Merhaba Margarita. Ne haber? İyilik işte ne olsun. Hoşça kal Antonio, görüşürüz. Giovanni, şaşkın ne bakıp duruyorsun orada? Ha bir de bu senin normal geliş saatin mi? Neredeydin şimdiye kadar? Margarita'nın nesi vardı? Neden? Nesi olması gerekiyor? Yani ne bileyim, karnı şişmiş kocaman. Ne olmuş yani? Karnı şiş evli bir kadın ilk kez mi görüyorsun? Hamile mi demek istiyorsun? Sevişen birine böyle bir şeye rastlaması gayet normal. Kaç aylık ki? Geçen pazar gördüğümde hiç anlayamadım. Ay sen kadınlarla ilgili bir şeyi ne zaman anladın ki? Hem geçen pazar dediğin 1 hafta önceydi. Bu arada istenirse pek çok şey değişebilir. Ya beni dinle, kafayı üşütmeme az kaldı. Ya kocası Duyucu benim bölümde çalışıyor. Üstelik daima karısı ve kendisiyle ilgili olayları anlatır. Bebek beklediklerinden söz etmemişti. Ay ne bileyim,
kimileri için bazı özel konuları orada burada anlatmak ayıptır. Nasıl ayıptır? Salak mısın sen? Karısının bir bebek beklediğini söylemenin neresi ayıp? Utanılacak bir şey mi? Felakete bak, karımı hamile bıraktım. Belki de... Eğer sana söylemediyse bilmiyordur. Bilmediği bir şeyi nasıl gelip de sana anlatsın ki? Ya nasıl bilmez canım? Öyle ya, belli işte, kocasına söz etmek istememiş. Ya, nasıl söz etmek istememiş? Olur mu öyle şey? Canım çünkü Margarita. Ay nasıl anlatsam? Çok utangaç, böyle çok içine dönük biridir. Hem sonra Luigi de devamlı. Daha erken, henüz zamanı değil. Başımızda bu ekonomik kriz varken yapamayız. Sistemin oturmasını bekleyelim diye konuşmuyor muydu? Bak Margarita hamile kalırsa çalıştığı yerin patronu onu işinden atar diye endişeleniyorlardı. Karısı hamile kalmasın diye Luigi her defasında karısına doğum kontrol haplarından veriyordu. Hepimiz biliyoruz bunu. Ya öyleyse Margarita nasıl hamile kaldı? Anlaşılan hapların pek bir yararı olmamış. Bazen oluyor biliyor musun? Ya bazen olursa kocasından ne diye gizlemiş ki? Suç kadının mı? Belki de haplar tesir etmedi. Margarita hapları kendiliğinden almazdı. Bu hapı bir defa yutmazsan göründüğü gibi hapın bir tesiri olmaz. Ya ne diyorsun sen? Öyle ama Margarita çok dindardır. Papa bu hapların korkunç bir günah olduğunu söylüyor ya. Deli deli konuşmasana. Haplar tesir etmiyormuş çünkü papa onları kullanmanın günah olduğunu söylemiş. Ya kadın karnı burnunda, 9 aylık hamile ve kocası bunun farkında değil öyle mi? Ya belki de Luigi'nin fark etmemesinin sebebi Margarita karnını sarıp sarmalıyordu kim bilir. Nasıl sarıp sarmalıyordu? Evet, evet. Sımsıkı sarıyordu böyle göze batmasın diye. Bugün ona ne dedim biliyor musun? Sen delirmişsin kızım. Bebeğini kaybetmek mi istiyorsun? Bir şey değil. Yani zavallı içeride boğulacak. Çabuk çöz şu sargıları. İşten atılırsan da aldırma. Bebeğinin varlığı daha önemli. İyi demiş miyim? Elbette çok iyi demişsin. Evet, çok iyi. İyi iş becerdin değil mi? Evet, evet, iyi. Tabii Margarita hemen sargıları çözdü. Fırat koskoca bir göbek. Ay görmeliydin Giovanni. Gördüm, gördüm. Ayrıca şunu da söyledim. Kocan seni üzerse söyle bize gelsin. Benimki ona nasıl davranması gerektiğini birkaç cümleyle anlatır. Nasıl? İyi yapmış mıyım? Elbette iyi yapmışsın. İyi iş becerdim değil mi? İyi, iyi dedik ya. Al işte. İyi, iyi dedik ya. Cevabın bu mu? Benimle bir sorunun mu var senin? Hadi ne suç işledim gene söyle. Ya seninle ne sorunum olsun? Sorun bugün fabrikada yaşadıklarımız. Ne oldu ki? Ya ortam çok gergin. Fiyatta çalışanların işine son veriliyor. Öyle ki ölüleri bile işten çıkarmışlar. Evet, 2 ay önce ölen 4 işçiyi. 4 ölü işçinin işlerine son verilmiş. İşe gelmeme ve görev ihmal nedeniyle. Etrafta yaşanan bu uzaklaştırmaları sakince izlemek gerekirken bizden 5 işçi, evet 5 işçi bir olup yemekhanede çıkan yemekleri bahane edip yaygara kopardı. Bu yemekler iğrenç, rezalet, hepsi artıklardan pişiyor. Oysa yemekleriniz gayet iyidir. Yani asker karavanası gibi bol, bereketli. Hayır hayır, gerçekten iğrençtir. Ama bu zamanda böyle hep birlikte yaygara koparmanın sırası değil ki. Hep birlikte dediğin, zaten 5 kişi değiller miydi? Ya başlangıçta öyleydi. Sonra herkes katıldı. Yemeklerini parasını ödemeden gittiler. Onlar da mı? Onlar da derken? Yani diyorum ki sadece o 5 kişi mi? Yoksa hepsi mi ödemeden gitti? Evet. İş yeri temsilcileri bile. Ya bari onları iyi örnek olsalar. Böyle aşırı tepkisel hareketler falan olmuyor yani. Ne yaparsın değil mi? Dur daha bitmedi. Dışarıda otobüse bineceğim, süpermarket önünden geçerken ne gördüm dersin. Bir sürü kadın, belki 300 kadın toplaşmış bağırıyor. Marketteki malları da topluyorlar. Ne yaptıklarını sordum. Cevap olarak kendi belirledikleri fiyatlarla alışveriş yaptıklarını söylediler. Anladın mı? Ne biçimiş öyle canım? Sadece malların bulunduğu tezgahları saldırmakla kalmadılar. Çoğunluğu paralarını da ödemedi. Onlar da mı? Ne? Onlar da derken?
canım sen fabrikadaki yemek parasını ödemeyen gözü dönmüşler gibi demek istedim. Evet, onlar da market müdüründe fena halde hırpaladılar. Hangisini? Süpermarketin müdürünü mü? Yemekhanenin müdürünü mü? Ya ikisini de. Ay ay ne fena. Ay bak şu halime bak. Dinlerken bile allak bullak oldum. Ben inanıyorum. Pislikleri yönlendiren lümpen proletarya var ya, çağ dışı bir kışkırtıcı davranıyor ve yaptıkları işverenin oyununa yarıyor. Böylece her yerde işçiler çalıyor diye yaygara yapma fırsatları doğuyor. Al işte biz de kodeslik duruma düşüyoruz. Ay işçilerin bu olayla ne ilgisi var canım? Süpermarkette ev kadınları birkaç parça şeyi ucuz almaya bakıyorlardı, öyle değil mi? Ya tamam da evde de kocaları, yani işçiler hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Allah bilir, az parayla bunca emekli kalmışsın, aferin sana diye övüyorlardır. Halbuki aldıkları bütün o konserve kutularını, bütün o poşetleri kafalarını da parçalamak lazım. Ah, benim karım böyle bir hareket yapacak. Aldığı kutuları metalleriyle beraber yediririm ona. Yanında konserve açacağıyla. Sakın böyle bir hırsızlık yapmak aklının ucundan geçmesin. Eğer marketten bir şey çaldığını ya da bir yan çöz kutusuna etiket fiyatının altında ödeme yaptığını duyarsam var ya... Konserve açacağını da yedirirsin. Biliyorum. Bilemedin. Daha beteri. O evden giderim. Pılıyı pırtıyı toplar, beni hiç göremeyeceğim bir yere giderim. Hatta önce seni öldürür, sonra da boşanma davası açarım. Hiçbir şey olmazsa kazanmak için televizyonda bir mini referandum yaparım. Evet diyenler 0900-900... Bana bak! Eğer bu tarz konuşmaya devam edeceksen hiç bekleme, hemen git. Boşanmaya da gerek yok. Benden nasıl böyle kuşkulanabilirsin ki? Parasını ödemediğin bir malı eve getirmektense... Ben açlıktan ölmeyi yeğlerim. Ben de. Açlık demişken yemekte neler var? Yemekhanedeki olaylar yüzünden koca günü bir tabak makarna ile geçirdim. Evet, ne yiyoruz? Bunu. Bunlar ne böyle? Ay okuman yok mu senin? Kedi köpek maması işte. Ne? Çok lezzetli. Ya köpekler için. Başka bir şey yok. Bu hem ucuz hem besleyici. Protein dolu. Östrojen hormonu da yok içinde. Böylece dana gibi de şişmanlamazsın. Ay çok da güzel tadı var. Bak burada hepsini yazmışlar. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Ne dalga geçmesi? Sen bir gün olsun alışveriş yapmaya gittin mi? Yağ, makarna, pirinç, şeker ne kadar oldu haberin var mı senin? Hepsi ikiye katlandı. O da bulabilirsen. Hepsini saklayıp kara borsa satacaklar. Savaş yıllarından daha beter günler yaşıyoruz. Ya canım abartma o kadar. Savaşmış. Ne olursa olsun ben bir köpek değilim. Çok sevdiysen sen. Ha öyle ya. Ben yemeliyim o zaman. Ben yiyeyim. Ben bir fincan süt içerim yeter. Üzgünüm ama süt yok. Ne demek süt yok? Aa bilmiyor musun sen? Bu sabah sütçü herkese zam yaptığını duyurdu. Bunun üzerine... O cahil yağmacıların 3-4 tanesi süt arabasının üstüne tırmandılar. Ay görmeliydin. Provokasyon yapacaklar. İnan bana hepsi bir provokatördü. Aralarında senin Komünist Parti'den yoldaşların da vardı. Ne demek senin yoldaşların? Sen partili değil misin? Tamam da bunlar senin yoldaşlarındı. Rica ederim. Partili yoldaşlardan söz ederken böyle yapma. Sosyalist Parti derken bir türlüsün, Komünist Parti derken başka türlü. Daha alaycı. Komünist Parti. Neyse. Hepsi provokatördü demek. Öyle dedin değil mi? Allah bilir ceplerinde parti gazeteleri de vardı. Bunlar şerefimize gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Evet, provokatördüler. Kadınlara sütün litresini 100 lirete sattılar. Zorla ne yapmaya çalışıyorlar? Benim markete gidip yarısını çalarak alışveriş yapmamamı sağlamaya çalışıyorlar yoksa ha? Daha neler? Sen yapar mıydın? Hayır. Yapılanı içer miydin? Hayır, elbette hayır. Aferin, içme o halde. Yiyecek başka bir şey yok mu? Sana çorba yapayım. Ne çorbası? Kanarya darısı. Kanarya darısı mı? Evet evet, inan çok lezzetli. Diyabetliler için ideal bir yiyecek. Ama benim diyabetim yok ki. Evet, hala diyabetin yoksa suç benim değil. Hem pirincin yarı fiyatı. Zaten istesem de pirinç yoktu. Kırık pirinç vardı, onu da sen beğenmezsin. Onun için de darı aldım. Bana bak kararını ver. Köpek mi, kanarya mı?
Oho! Amma da büyüttün. Şu bitişikteki Mikela var ya, kocasına her gün bunu yapıyormuş. Çok lezzetli olduğuna yemin etti. Kocasına mı? Doğru. Tevekkeli kanatları çıkmaya başladı. Bugün de durakta paytak paytak yürüyordu. Otobüs gecikince demeye başladı. Ben kendi kanatlarımla uçar işe yetişirim. Kes artık espriyi. Darı çok yararlı bir kere. Sırrı çorbada gizli. Bak, ayrıca dondurulmuş tavşan kafası da aldım. Tavşan kafası mı? Evet. Ay ne cahilsin sen. Darı çorbası tavşan kafasıyla yapılır. Sadece kelle, dondurulmuş olarak. Şimdi de dondurulmuş gıdaya karşı ön yargı geliştirmezsin umarım. Tamam, anlaşıldı. Hadi eyvallah. Nereye? Nereye gidebilir? Aşağıya bir lokanta bulmaya. Paran var mı da? Aa, doğru. Bana para ver. Ne parası? Ne parası ne demek? Sakın parasız kaldığını söyleme. Hayır da, yarın gaz, elektrik, kira günümüz hatırlarsan. Ya evden tahliyemizi ister, elektrik ve suyumuzu keserlerse? Rica ederim. Proleter daima oruçtadır. Ama onun kendi işi kendine yeter. Ah, ben gidiyorum. Nereye? Margarita'ya. Bugün epey bir alışveriş yaptı. Gideyim de ondan bir şeyler tırtıklayayım. Hemen döneceğim. Yeni tavşan kelleleri getirme sakın. Yo, ay sana sadece ayaklarını getireceğim. Espri yaptı. Benim açlıktan espri kaldıracak halim mi var? Ne olsa yerim. Bu ne? Evcil hayvanlarınız için tadına doyum olmaz bir yemektir. Lezzetli ve homojendir. Aslında sadece kokusunu merak ettim. Nasıl açılıyor acaba? Ha tabii, konserve açacağıyla. Nasıl unuttum? Hayda, vidalıymış. Kedi köpek konservelerini vidalıyorlar demek. Kokusu fena değil. Sirkeye yatırılmış kuzu böbreğiyle yağ yatırılmış balık ciğeri ezmesine benziyor. Deniz kokusu hissediliyor. Bu berbat şeyleri yediklerine göre kedi ve köpekler tam gerizekalı olmalı. Tadına bakacağım. Kolera kapmamak için iki damla limon damlatayım. Ne oluyor? Aldo! Hey Aldo! Ne oluyor? Evet, polisi gördüm. Ne istiyor? Oo, ne çok büyük cip geldi. Ne oluyor? Süpermarkete karşı ne var? Hangi market? Buradaki de mi? Bizim mahalleninki mi? Ne zaman? Bugün. Kimler yaptı? Herkes mi? Nasıl herkes? Yok, abarttın canım bu kadar kadın. Hayır, benimki yoktu eminim. Karım bir tür yağmalara çok karşı. O nedenle de bugün bana dondurulmuş tavşan kellesi yedirmek istedi. Sadece kellesi. Gerisini atıyorsun. Çok lezzetli canım. Biraz da limonluyorsun. Of, istiridye gibi namussuzum. Ya hayır dedim ya, karım bugün evden dışarı çıkmadı. Bir arkadaşın sargılarını çözmüş. Canın kocası bizim Luigi. Hamile kalmasını istemiyormuş. Her seferinde karısının aplarını kendi çıkmış. Kadıncağız da papanın bazılarını uyunca aplar tesirini göstermemiş. Bir haftada karnı şişi vermiş. İş işte. Ne? Anlamadın mı? Yahu bu büyük bir operasyon. Ne düşünüyorlar? Evi var mı yapacaklar? Hele bize bir gelseler, ben bilirim onlara yapacağımı. Bundan iyi provokasyon mu olur? Bizi aşağılamak için bir bahane. İşçiler tembel, miskin, hırsız ve beyinsizdir. Kimse yok mu? Kim o? Aç, polis. Polis mi? Ne istiyorsunuz? Buraya da geldiler mi? Kim? Ay ne oluyor, haberin yok mu? Evlerde arama yapılıyor. Evet, biliyorum. Mombetti ile Fossani'yi tutukladılar. Bir çuval yiyecek buldular, hepsine el koydular. İyi yapmışlar. Böyle onlar da kurnazlığı öğrenir. Ama parası ödenmiş olanları da almışlar. Elbette, kural böyledir. Kurunun yanında yaş dayanır. Örnek vermek gerekirse buraya geldiler. Buraya mı geldiler? Tabii. Ne buldular? Neden? Ne bulmaları gerekiyordu? Hiç. Yok, öylesine. Bilinmez ki. Evinde hiçbir şeyin olmadığını sanırsın. Oysa... Ne?
Oysa polisler sağa sola mal koyarlar. Seni zora sokmak için. İlk defa olmuyor ki. Örneğin Rosa'nın oğlunu ele al. Arama sırasında yastığın altına hop bir silah yerleştirdiler. Yatağın altında da bir baskı makinesi. Aferin sana. Bunlar da yatağın altına şeker makarna koyuyorlar. Canım illaki yatağın altına demedim ki. O lafın gelişiydi. Belki lafın gelişi ama haklı da olabilirsin. Hiç bilinmez ki. Şu yatağın altına bir göz atalım. Yatak örtüme sakın dokunma. Yeni yıkadım. Ben bakarım. Sen git de Margarita'ya kapıyı aç. Margarita mı? Nerede? Nerede olacak? Kapının dışında. Bak, bak. Yok yok. Hiçbir şey yok. Sen rahat ol. Allah. Sen hamile bir kadını dışarıda bırakacak kadar kafayı mı yedin? Hay Allah'ım. Margarita, ne yapıyorsun orada? Gir içeri gir. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Ay otur Margarita. Ay, garibim evinde yapayalnız oturuyormuş. Polisler aniden baskın yapınca çok korkmuş. Bir komiser eliyle karnını yoklamaya kalkmış. Vay soysuz it. Neden peki? Çünkü Margarita'nın karnında bebeği değil, yiyecek paketleri olduğunu takmış kafaya. Ne pislikmiş bu herif ya. Dediğin gibi. Ben de onu aldım, bize getirdim. İyi yapmış mıyım? Elbette iyi yapmışsın. Sakin ol Margarita, el işi üzerindekileri bir çıkar. Yo. Ya çıkar da rahatla biraz. Ha, yo yo. Ya sen eğer her dakika işlerime maydanoz olacaksan şu dolaba girer, sonsuza kadar da ağzımı açmam bilmiş ol. Ya kızcağız ya paltosuyla oturmak istiyorsa, ya üşüyorsa? Ya iyi de ev sıcacık. Sana göre sıcak ama hamile bir kadın daima üşür. Belki ateşi bile çıkar. Ateşi mi? Hasta mı? Evet, doğum sancıları var. Şimdiden mi? Ya hastanede neden yara yırtılmadı öyleyse? Evet ya, her şeyi biz mi yapmak zorundayız? Biz koşuşturalım, çocukları biz doğuralım, biz yara yırtalım. Sorsana neden kocası yapmamış? Ya kocası bilmiyorsa ne yapabilir ki? Nasıl tahmin edebilirdi? İyi bir bahane. Bilmiyordu, tahmin edemezdi. Siz hep böyle rahatınıza düşkünsünüz. Bize parayı verip sonra da sen düşün, her şeyi sen ayarla dersiniz. Ya da sevişirken kıymetlinizi rahatlamasını düşünürsünüz. Bizi hamile bırakır. Sonra da sen düşün, koruyucu hap falan kullan dersiniz. Garibim kadıncağızın dinine aşırı bağlı olduğu geceleri rüyasında papanın günah işliyorsun. Çocuğu dünyaya getireceksin. Dediği kimin umrunda ki? O da doğuracak. Ama şimdi çok zor durumda. Ya hayır ondan değil de evleneli daha 5 ay bile olmadı diyecektim onlar. Kim o? Polis açın. Yine mi? Aman Allah'ım. Arama yapmamız lazım. Bağır hadi ağla. Hadi Margarita. Ay ay. Daha kuvvetli. Ay ah aman. Ne oluyor? Nesi var? Kötü, çok kötü. Ay, zavallı kızcağızın doğum sancıları tuttu. Ya erken doğum. En fazla 5 aylık. Az önce sancıları tuttu. Polisler karnını elleyip kontrol etmek istediler zavallının. Karnını ellemek mi? Tabii. Acaba karnında bebek yerine pirinç ya da makarna paketi var mı diye. Hadi siz de arayın. Buyurun. İnanmak için dokunun. Ne de olsa zavallı bir işçi. Başınıza bir sorun çıkarmaz. Arama izniniz de var. Öyle Pirelli'nin, Anyeli'nin karısı da değil ki size koydu mu otursun. Bunun tehlikesi yok. Çünkü sadece bir işçi. Buyurun buyurun. Elle arama kimseye zarar vermez. Kes sesini. Bizi tahrik ediyorsun. Ay evet doğru Giovanni. Abartıyorsun. Kes sesini. Ay ay ay. Amanım aman. Ay sen de fazla abarttın. Bir ambulans çağırdınız mı? Ambulans mı? Niçin? Bu zavallı kadını böyle bırakıp ölmesini mi seyredeceksiniz? Eğer dediğiniz gibi bir erken doğumsa zaten çocuğu kaybetme riski yüksek. Hakkı var. Gördün mü sayın onbaşı ne kadar insancıl? Ambulans çağıralım demiştim değil mi? Ben de sana eğer yara yırtmadınsa hastaneye kabul etmezler demiştim. Kentin bütün hastanelerini dolaştırırlar. Böyle aracın içinde ölür. İşte alt katta rahatsızlanan bayan için çağırdığımız ambulans geldi. Haydi yardım edin de bayanını da ambulansa taşıyalım. Hayır hayır lütfen rahatsız olmayın. Hayır hastaneye gitmek istemiyorum. Gördünüz mü gitmek istemiyor. Kocamı istiyorum. Duydunuz mu kocasını istiyor.
Sanki buraya gelebilirmiş gibi. Fabrikada gece vardı aslında. Üzgünüm ama kocasının rızası olmadan bu sorumluluğu alamam. Öyle ya, alamayız. Ya demek alamazsınız öyle mi? Burada can verip gitmesinin sorumluluğunu alabiliyor musunuz? Neden? Hastanede ne değişecek? Hastanede onu kurtarabilirler. Hatta bebeği de. Size bebeğin gelişmediğini söylemiştik. Evet. Evet, erken doğum yapacağım. Erken doğum. Bir de aracın sarsıntısıyla yolda doğurursa hem 5 aylık doğan bir bebeğin yaşadığı nerede görülmüş? Herhalde tıbbi gelişmelerden hiç haberdar olmamışsınız bayan. Küvezde büyütülen bebekleri bilmiyor musunuz? Küvez mi? Ben kesinlikle her şeyden habersizim. Nerede yaşıyorsunuz siz? Milano'ya getirilen cihazları görmediniz mi hiç? Jinekoloji merkezindeki. Ben 5 ay önce merkezi incelemeye gittim. Ve organ nakli yapan cihazların getirilişini gördüm. Hangi organın nakli? Erken doğum nakli. 4,5 aylık bir bebek. Annesi onu taşıyamadığı için alınıp bir başka kadının karnına nakledildi. Yaklaşık 1 ay sonra da nur topu gibi sağlıklı bir bebeği balık gibi çıkarıp aldılar. Balık gibi mi? Evet. Bence bir hile var. Ne hilesi? Sana söylemiştim. İnanılacak gibi değil. Bir bebek 2 defa doğuyor, 2 annesi oluyor. İstemiyorum, istemiyorum. İzin vermiyorum. İşte duydunuz, izin vermiyor. Buna rağmen onu buradan götürebilir miyiz? Bu durumda izni ben veriyorum ve sorumluluğu alıyorum. Sonra yardım etmedik diye sorunlarla uğraşamam. Onbaşı, onbaşı. Buna zorbalık derler ama. Eve giriyorsun, her yeri arıyorsun, üstümüzü başımıza elliyorsun. Şimdi de bizi ambulansa koyup götürmek istiyorsun. Bize yaşam hakkı vermiyorsun, anladık ama bırak da nerede ve nasıl gebermek istiyorsak öyle geberelim. Yok, öyle aklın estiği gibi geberemezsin. Doğru, yasanın bize buyurduğu şekillerde geberebiliriz ancak. Siz ufak ufak benimle dalga geçiyorsunuz gibi. Daha önce uyarmıştım. Nereye? Çalışma odama, yani gardıroba. Çık oradan, kes artık ya, şimdi sırası mı? Hadi onu aşağı indirelim. Sedye getireyim mi? Yok yok, kendisi iner. Yürüyebilirsin değil mi? Evet evet. Aha, hepsi dökülecek. Allah cezanı versin. Bir dakika dışarı çıkar mısınız lütfen? Neden? Ay, hanımları ilgilendiren bir sebepten. Gerizekalı. Ya hepsi dökülecek. Bizi asarlar bak. Kaynıyor mu kaymıyor mu baksana. Sen önce çeneni kapa. Nasıl yürüyeceğini bilmiyor musun? Hamileler nasıl yürürler görmedin mi hiç? Böyle mi yürürler? Beni dinle. Ananın taşıyıcılığı. Meryem Ana hatırında mı? Böyle olacağını biliyordum. Karnımdan pirinç, makarna, konserve kutularını çıkardık. Dario Fo tarafından kaleme alınıp ilk kez 1974'te sahnelenen Ödenmeyecek Ödemiyoruz, pek çok yabancı... Beni dinle. Ananın taşıyıcılığı. Meryem Ana hatırında mı? Böyle olacağını biliyordum. Karnımdan pirinç, makarna, konserve kutularını çıkardıklarına tepkileri ne olur dersin? Hiçbir şey olmaz. Çünkü biz hastaneye falan gitmiyoruz. Doğru. Zaten daha önce tutuklanmış olacağız. Mızmızlanmayı kes. Ambulansa bindiğimizde hasta bakıcılara gerçeği anlatacağız. Onlar da bizim gibi emekçi kesim. Bize yardım edeceklerinden eminim. Ya yardım etmez de ihbar ederlerse? Ha kes! İhbar etmezler. Şu göbeğini az yukarı çek. Ay, bir salamura kutusu kaydı düşüyor. Tut onu, uf! Ne saçma iş.
Ya bak sakın bastırma, ezilir. Canı cehenneme, zeytinlerin kutusu ezildi. Ay! Ne oluyor? Geliyor. Hepsi geliyor. Oğlu geliyor, oğlu geliyor. Çabuk onbaşı, yardım edin de kucaklayalım. Bu ıslaklık da ne? Sular geliyor. Oo, suya bak suya. Çabuk, yoksa burada doğuracak. Geliyor, geliyor. Bekleyin, ceketimi alıp hemen geliyorum. Sen nereye? Erken doğum görmeye. Hayır, sen evde kalacaksın. Bu işler hanım işidir. Ben gideceğim. Yardımcı olacaksan bir bez bul ve ıslanmış yerleri temizle. İşte böyle. Ben bir bez bulup temizlik yapacağım. Bu erkek işi tabii. Sen yarınki olaylara bak. Yarın uyucu gece vardiyasından döndüğünde baba olduğunu öğrenince ne yapacak acaba? Şaşırıp kalacak. Ayrıca bebeğin bir başka kadının karnında olduğunu öğrendiğinde de şok geçirebilir. Hatta düşük bayılır. Onunla önceden konuşmalı, onu yavaş yavaş hazırlamalıyım. Bu durumu kabullenmesi için ona zaman tanımalı. Aa tabii böyle. Konuşmama papa gibi başlamalıyım. Hristiyan aleminin kardeşleri. Uf uf, suya da maşallah. Kokusu çok tuhaf. Sirke gibi. Bu salamura kokusu... Salamura mı? Doğmadan 9 ay boyunca salamura olarak korunduğumuzu bilmiyordum. Aa, şuraya bak. Bu da nesi? Bir zeytin tanesi mi? Doğmadan önce zeytinle birlikte mi salamura oluyoruz? Aa, ya sonra... Hayır hayır. Ben aptal mıyım? Zeytinin bununla ilgisi yok. Gidiyordu bunlar. Umarım her şey yolundadır. Ya bu zeytin nereden çıktı peki? Ah, bir tane daha. İki zeytin mi? Bunların erken doğumda bir bağlantıları olmasa ikisini de yerim. Öyle acıktım ki. Zaten darı çorbasına razı olmak üzereyim. Ya da püresi daha mı lezzetli olur? Biraz su, iki et suyu tableti, bir baş soğan. Bakayım. İşte tahmin etmiştim. Ne et suyu tableti ne de soğan var. Mecburen tavşan kellesini ilave edeceğim. Lanet olsun Pamuk Prenses'in zehirli elma yüzünden cadısı gibi tuhaflıklar yapıyorum. Çorbayı içer etmez gör bak. Hop bir kurbağaya dönüşeceğim. Bir dev bir kurbağa, öküz kurbağa. E.T. gibi böyle burada gözleri. Bu ne? Şu gerizekalı Antonia'ya da kaç kez söyledim bu kaynak tüpüdür, gaz ocağı çakmağı değildir diye. Çok tehlikeli. Bir gün ev havaya uçacak. Girebilir miyim? Kimse var mı? Aa Luigi. Bu saatte ne işin var burada? Sen yarın sabah gelmeyecek miydin? Şey oldu, sonra anlatırım. Karımı gördün mü? Eve gittim, kapı bacı açık. Evde kimse yok. Evet, karın 10 dakika önce buradaydı. Antonia ile birlikte çıktılar. Nereye gittiler, ne yapmaya? Şey, bilirsin. Hanımlara mahsus işler. Aa, pardon ama şuradaki zeytinleri sen mi yedin? Evet, neden? Yememeli miydin? Evet, yememeliydin. Karının zeytinleriydi. Cahil. Sen yeni doğmuş bebeği de yersin, Allah bilir. Ne? Karımın zeytinleri, yeni doğum bebekle ne alakası var? Ya inanmazsın. Karım onu ambulansla hastaneye götürdü. Neredeyse burada doğuracaktı işte. Burada mı doğuracaktı? Suları geldi. Ben temizledim. Sularını sen mi temizledin? Şey, sadece salamura suyu. Birkaç zeytin tanesiydi birlikte. Hani az önce yediğin zeytinler var ya. Ah, kes artık saçmalamayı. Bana bak. Ciddi durumla yüzünden dalga geçilmez ki. Şimdi hangi hastaneye gittiklerini söyleyemezsen suratına bir yumruk yersin, bilmiş ol. Hey sakin. Sana bilmediğimi söyledim. Ayo, belki de şeye gittiler. Neydi adı? Jinekoloji merkezine. Jinekoloji merkezi mi? Evet. Hani erken doğum nakillerinin yapıldığı merkez. Bir karından alıp diğerine naklediyorlar. Bebekleri bir karından alıp diğerlerini mi naklediyorlar? Evet, aynen öyle. Nerede yaşıyorsun sen? Erken doğum konusunda çok cahil olduğun anlaşılıyor. Karın jinekoloğa gidince aynen şöyle oluyor. Bir oksijen çadırı var. 4,5-5 aylık hamile kadını içeri alıyorlar. Sonra ikinci anneyi alıyorlar. İkisine de sezaryen yapılıyor. İkinci annenin rahmine bebeği, plasenta, işte ne varsa yerleştiriyorlar. Ve 4 ay sonra... Kes sesini. Oksijen çadırın, plezentan, sezaryenden bana ne? Bu alın cezasız jinekoloji merkezi nerede? Bir telefon rehberi bul da adrese bakayım. Telefonum yok ama rehberim var. Şehirde kimler yaşıyor diye merakımdan aldım. Tamam, o halde rehberi al. Aşağıdaki kafeye gidelim. Orada telefon vardır. Aa, şimdi aklıma geldi. Merkez Niguarda'da. Niguarda'da mı?
Şehrin diğer ucunda yani. Evet şey, buradan yaklaşık 20 kilometre tutar. Niye o kadar uzağa gittiler ki? Ya söyledim ya. Tanrı şahidim olsun. Nakil yapılan tek hastane. Birinci kadın içerideyken ikinciyi de içeri alıyorlar. İkinci kadın mı? Karım! Antonia kesin kabullenir. Ya birinci kadın da kabullenir. Ya bizimki tam salaktır. Arkadaşın doğumu götürdü, kendisi eve hamile dönecek. Acele et gidelim. Hadi Margarita, gayret, gel içeri. Giovanni. Giovanni? Aa, evde yok. İşe mi gitti acaba? Saat kaç ki? 5:30. İşe bak. Böyle böyle derken 4 saattir dışarılardayız. Ah, ay evet, resmen gitmiş ya. Yatağa bile dokunmamış zavallım. Bütün suç bizde. Ne zaman sana umuduysam mutlaka başımıza bir iş geldi. Na kes mızmızlanmayı. Başımın derdi, sen tam bir baş belası oldun. Bu kadar uğraştık. En sonunda ne oldu? Her şey yağ gibi gitmedi mi? Ambulanstakiler ne kadar nazikti, öyle değil mi? Onlara dikkat edin, bu genç hanım hamile değil. Sadece içi çalıntı, yiyecek poşeti dolu denmesi yetti. Sana gerçekten yardımcı oldular sonuçta. Bizim için eğlence bile düzenlediler. Ah ah, aferin size. Çok iyi yaptınız. Elbette o süpermarket hırsızlarına gününü göstermek gerekliydi. Telaşlı olan sendin. Gereği yok ki, insanlara güvenmelisin. Ben de daima herkese güvenirim. Margarin nerede? Aa, margarini kim yürüttü dolaptan? Hah, burada, tamam. Şimdi sana bir çorba pişireyim de kendine gel. Ama pirinç de lazım. Pirinci versene bana. Sağ ol. Ay, bu ne ya? Darı mı? Ay, bu gerizekalı Giovanni darıyla tavşan kafasından çorba yapmış gerçekten. Sana söylüyorum, sana. Ona bu konuda hiçbir şey uydurmaya gelmiyor. Hemen denemeye kalkıyor. Ya yiyor. Sonra da benim pişirdiklerimden yakınır. Ama bundan sonra ben biliyorum ona yapacağımı. Ona bol salçalı tavşan kafası pişireceğim. İçine de darı dolduracağım. Benim için çorba pişireceksen bu kadar aç değilim. Midemde bir tıkanma oldu haliyle. Mideni tekrar açabilirsin değil mi? Kendine bu kadar baskı yaparsan sonunda ne olur? Ne yapıyorsun sen? Paketleri çıkarıyorum. Ne yani, hayatımın sonuna kadar onlarla mı dolaşacağım? Evimde çalıntı mal istemiyorum, anlaştık mı? Yatağın altındakileri de alırsam çok sevineceğim. Senin yüzünden cezaevlerimde çürümek istemem. Ay dur dur. Ben de hamile gibi içimi dolduracağım, dur. Nereye götüreceğiz? Hemen şurada, demir yolunun arkasında. Kayınpederimin büyük bir kileri var. 10 metre kadar genişliğinde. Burası tam bir saklama yeri. Hayır, yetti artık, dayanamayacağım. Senin saçma sapan fikirlerinden bıktım. Affedersin ama ben hepsini buraya bırakıyorum. Tek bir makarna bile istemiyorum. Tamam, nasıl istersen. Sen budalanın tekisin. Ya demek budalayım, öyle mi? O halde sen de çok akıllı ve kurnazsın. Kocam beni gördüğünde karnımın olmadığını fark edince ne diyebilirim? Gördüğünüz üzere bebeğim de yok. Oho! Bunları önceden düşünmüştüm ben. Ona yalancı hamilelik geçirdiğini söyleyeceğiz. Yalancı hamilelik mi? Yani hamile olduğunu sananların başına sık sık gelir. Karnı büyür büyür, sonra doğuma gittiklerinde dışarı sadece hava çıkar. Sadece hava. Yani her şey görüntüde. Hadi ya, sadece hava mı? Ben bu hamile isteğiyle nasıl tutuldum peki? Hadi bunu da açıkla. Papanın yüzünden devamlı rüyana girip çocuktur, çocuktur diye başının etini yedi. Sen de ona itaat ettin. Bir çocuk yaptın ama yalanla. Sadece çocuğun hayalini taşıdın. Ah, aferin sana. Papa da bu işin içine karıştı şimdi. Bir defacık olsun değil mi? O bizi kaç defa işlerine bulaştırdı. Hah, işte oldu. Bana bak, sen ocaktaki suya bakıver, ben de 10 dakikada döneyim.
Böyle hamile anne ayaklarıyla kafa ütüleyeceğine koca bir çantanın içini hepsini doldurup bu işi bir seferde halledemez misin? Senin gibi aptal mıyım ben de hemen yakalanayım? Aşağı bak. Bak. Orada sokağın başında. Gel şuraya. Gel gel gel. Gördün mü? Bak polis aracı. Bu saatte orada gezintiye çıktıklarını falan mı sanıyorsun? Orada bekleyip senin gibi kuşların büyük çantalara gizledikleri paketleri bir yerlere taşımalarını bekliyorlar. Kuşlar uçtuklarını sanırken hop hemen havada yakalayıverecekler. Ay dikkat et. Gaz kesilirse burada Giovanni'nin kaynak makinesi var. Bak böyle yakacaksın. İşte yandı. Çok yanınca kızmaz mı bu? Yo, demir değil ki bu. Bak bu antimon. 2000 dereceye kadar ısınıyor ama demir gibi kızmıyor. Ocağı da yakıyor. Ay bak bak. Üçüncü hamile kadın geçiyor. Ay, bütün fikirlerimizi çalarlar zaten. Bak gör, az sonra buradan hamile köpekler, hamile erkekler falan geçmeye başlayacak. Üzerlerinde mantolarıyla. İşte bak bak. Gördüm bile onları. Hepsi şişmiş. Ay hamile kadınlar, şiş göbek erkekler. Polis bizim için ne düşünür? Dinle. Ben yeniden düşündüm de seninle geleceğim. Ne oluyor sana? Bir cesaretlendin. Memnun oldum. Tekrar kafanı toparlayabileceğini biliyordum. Senin gibi ödlekler bile bir an gelir, ayılır. Kımılda salakçım. Ah. Bu göbeğim bende öyle duygular uyandırdı ki aklıma hep bebeğim geliyor. Bebeğin mi geliyor? Ay benim gezdirdin yine. Ne gülüyorsun be? Evet bebeğim. Yani şimdi 25 yaşlarındadır. Bir asır geçmiş gibi. Ama benim için o hep bebek kaldı. Sen tamam mısın? Evet. Gidelim o zaman. Bugün anneler günü. İşte yağmur başladı. Ha aklıma gelmişken acaba neden yağmur yağdı, hükümet çaldı denir? Güneş açtı, hükümet şaştı kaldı diyebilmek için tabii. Git işine yahu. Sen hala espri yapıp gülebiliyor musun? Ben değil de bacaklarım gülmekten çatlayacak. Ayakkabılarım çatlayan ayaklarıma daha fazla dayanamayacak. Bir otobüsten diğerine koş koş yoksa kaçıracağız. Zamlı bilet ücretlerini ödemek istemeyen yolcular nasıl ortalığı birbirine kattılar? Ezilenler, itip kakılanlar. Bu hastane hastane dolaşma fikrin çok hoştu doğrusu. Telefonda karının o hastanelerde olmadığını öğrendiğin halde niye bu yolları teptik ki? Hastanelerdeki karışıklığı, yönetim bozukluğunu gördükten sonra onlara kim inanır? Ne olursa olsun artık yeter. Şimdi istasyondan trene binip işime gitmeliyim. Zaten bir saat gecikmemi ücretten hemen keserler. Ah, bak şuraya. Ne olmuş? Allah cezanı versin. Yine bir felaket. Bir kamyon. Yok yok. İki. Hem de büyük dingilli. Nasıl devrilip ters dönmüşler. Mecburen. Bu ıslak kaygan zeminde frenler tutmamıştır. Hop tepe taklak. Geri çekilin. Geri çekilin. Açılın. Tehlikelidir. Muhtemelen patlayıcı taşıyorlardı. Her an patlayabilir. Hey memur hanım. Kamyonun üstünde sodyum yazıyor. Bu patlayıcı bir madde değil ki. Biliyorum ama bu kamyonun dışında yazan. İçinde ne olduğunu görmek lazım. Şimdiye pestilleri çıkmış mıdır dersiniz? Hayır, ezilmediler. Onları kurtardık. Neyse ki. Yıldırım gibi kaçarlarken onları kurtardık. Neden kaçıyorlardı? Bu bütün iyi niyet ve azmimizle kurtarmaya çalıştığımız sodyum falan değil, şekermiş. Şeker mi? İçinde şeker mi varmış? Evet. Sahiden şeker. Bunlar şeker, diğerleri sert buğday unu. Aşağıdan çıkardıkları son grupta da pirinç var. Vay soysuzlar. Nereye götürüyorlarmış?
İlk yükleme İsviçre'ye, diğeri Almanya'ya. Siz kamyonun dışına farklı bir şey yazmayacaklarını söylemiştiniz. Hatta didik didik arandıklarını bildiklerine göre falan demiştiniz. Sahi, arama nasıl yapılıyor? Yoksa kontrolden geçmiyorlar mı? Hareket noktasında bir kontrol var, o kadar. Evraklara bir mühür, sonra yallah. Onları bir daha kimse durdurmuyor. Ya, ta ki seyir halinde giderken devrilene kadar. Kötü niyetlilere tanrı sopasını böyle gösterir. İyi de sermayedarlara hiç dokunmuyor. Pislikler mallarını marketlerden kaldırıp kalmadı diyor. Sonra da birdenbire burada ortaya çıkıyor. Nereye gidiyor bu mallar? Bizim sırtımızdan kazandıkları paraları İsviçre bankalarına gönderdikleri yetmezmiş gibi. Şimdi de yiyeceklerimize göz dikti bu çeteler. İşte bravo. İç döküp öfke kusuluyor. Öfke en tehlikeli silahtır. Bu durumda siz dalga geçmekten başka yasal anlamda ne yapıyorsunuz? El koyuyorum. Durumu ve tüm mallara el koyuyorum. Yardımlarınıza teşekkür ederim. Sayenizde kaçak malları ele geçirdik. Bunu haber olarak bildireceğiz. Bu akşam televizyonlarda mali polisin başarılı operasyonu olarak verilecek. Böylece televizyonda önceden haber yapıldığı için bu kara borsacılığın sorumluları yurt dışına rahatça kaçabilecek. Savcı suçlulara mahkemeye gelmedikleri için 4 ay ceza verecek. Mahkeme yüksek kurulu ise pratik bir uygulamayla bunu arşivleyecek. Her şey yoluna girecek yani. Her şey yoluna girecek ha? Ya mallar? Onlar büyük para cezaları karşılığında yine yasal sahiplerine iade edilecek. Hayır, inanmıyorum. Çok rezil. Ne oluyor burada? Ne olacak? Hamallık yapıp vatan kurtarıyoruz. Ne vatan kurtarması? Burada talan yapılıyor, talan. Aman, kimi görüyorum yeniden? Sayın Bıyıklı Onbaşı. Trafik keşmekeşinden sorumlu polise ne kadar benziyor. Hey, siz ikiniz. Orada kalın. Elinizdekileri yere bırakın. Çuvalları yere bırakın yoksa vurun. Alçaklar, mevlun herifler. Böyle sıvışmak olur mu? Ya siz? Bu kuyulere, çuvallara dokunma izni size kim verdi? Eyvah, işte şimdi kurşun yedik. Anneli'nin talimatı. Onbaşı, dikkatli olun. Elinizde silahla ayağınız falan takılmasın. Sizler silah elinize ne zaman ayağınız takılsa birilerini vurursunuz. Bize de rahatça ayağınız takılacak gibi. Dalga geçme. Daha önce de uyarmıştım. Anlaştık, anlaştık. Ama biz sadece yardım ediyorduk. Yoksa ne var ne yok, hepsi bozulur. Yardıma ihtiyacımız yok. Hadi dağılın. Hay hay, ama bize bunu yapmamızı aşağıdaki polis memur söyledi. Hangi polis? Şurada, kargaşayı kendi yöntemleriyle çözmeye uğraşan polis. O halde devam edin. Yo, hayır, durun. Gidip her şeyi bir kontrol edeyim. Hey şef! Emir! Emre itaatsizlik, gördün mü? Şimdiden birliğe toplanmış gibi olduk. Evet, biraz kalleşçe gibi. Oysa özünde iyi bir insana benziyor. Karın ve bebeği ambulansa koyup götüren de aynı insan. Hatta zeytinleri ve diğer şeyleri. Bak, o tek bir zeytin yemedi. Bırak şimdi, sana bir şey diyordum. Ne diyordun? Sendikal açıdan bu olaya bakacak olursak, iş yaşamında bir devinim ve fedakarlık dönemi başlıyor. Yarından itibaren hepimiz yardım sandığında başvurabiliriz. Bunu sana kim söyledi? Dün trende öğrendim. 26 saat mesai yapan 6000 işçiyi çıkarıyorlar. Sonra da birkaç ay sonra yani fabrikayı kapatıyorlar. Fabrikayı mı kapatıyorlar? Neden kapatmak zorundalar? Krizde değiliz ki. Aksine 2 yıllık siparişler tamam. Siparişler umurunda mı? Ellerindekileri şimdi Arjantin'e ihraç etseler 2 misli kazanırlar. Ya da Brezilya daha çok kazandırır. İşçilerden kurtulmak mı istiyorlar acaba? Yalnız o mu? Ücretler donduruldu. Doğru düzgün grev yok. Faşist bir hükümet var ve sana sosyal barışı garanti ediyor. Ne düşünüyorsun? Yardım et de şunu sırtıma alayım. Hadi gidelim buradan. Ne kadar alabilirsen al. Kımılda biraz. Demokratik yasalara saygılı bir hıyar olmak gurur verici. Hıyarların da uyanacağı gün geliyor. Hadi gidelim. Hey siz ikiniz. Nereye gidiyorsunuz? Durdurun şunları. Durun yoksa ateş ederim. Ediyorum. Evet edersin. De zor vurursun sen. Alçaklar. Yardım ediyormuş ayaklarıyla. Malları taşıyalım, yardım edelim. Yalandan kim ölmüş? Hadi gayret. 100 metre sonra geldik. Dur. Bir polis aracı var. Tam bizim kapının önünde. Baksana. Şu karşıya geçenler. Bizimkiler olmasın? Hayır onlar olamaz. Nasıl olamaz? Bak senin eve giriyorlar. Birisi hamile. Hayır iyi bak. Bunların ikisi de hamile. Aa evet. O halde onlar değil.
Allah kahretsin, sıkıştırıldık. Arkana baksana. İleride de var. Ne var? Görmüyor musun? Onbaşı arkamızdan gelmiş. Pislik herif demiştim sana. Of, herkes malları götürdü. Adam sadece bizim peşimize takıldı. Bu kadar az mal yürüttük ya ondan işte. Mecburen herif senin nerede oturduğunu da biliyor. Seni bulmaya doğrudan evine gelecektir. Biz de onu kandırıp senin evine gidelim. Doğru. Çabuk. Arayı açalım. Kaçın kaçın. Nasıl evini biliyorum. Sokağını biliyorum. Okumam yazmam var benim. Hay, ölmek istiyorum. Ölmek. Yükle boşalt. Kamyona döndük yahu. Ölmek istiyorum. Aman Allah'ım, ne göbek. Of, hamilelik yorgunluğu çöktü üstüme. Sen de sürekli mızmızlandın. Senin gibi sulu zırtlak görmedim ömrümde. Lanet şey. Neyse ki benimle evli değilsin. Allah'ım, ne gıllı gışlı, ne ukala kadın. Bak şuraya bak, ne çok marul var. Bir yıl marul yiyebiliriz. Konuş konuş. Bu halde tıkıştıracak başka yer de kalmadı. Kapıda polis beklerken göbekle çıkıp göbeksiz girmek de olmadı. Sen uykularken sonunda polisler de marul yaprağı yemeye başlayacak. Kayınpederinkilerimde saklayacak tek marul yaprağı kalmayacak. Çorba! Çorba! Çorbayı unuttum. Ay, dibine yanmıştır. Ey Allah'ım, öyle de açım ki. Neyse, kaynamamış bile. Aa, niye kaynamamış bu peki? Yaklaşık 4 saat falan oldu. Ay, gaz! Soysuzlar gazı kestiler yine. Hayvanlar, aşağılık herifler, katiller, caniler, hırsızlar! Gaz faturasını ödemedim de ondan. Demek elektriği de keseceklerdi. Gazı mı kesmişler? Evet, dün kontrole geldiler ya. Kim o? Dostlar! Hangi dostlar? Kocanızın iş yerinden arkadaşıyım. Size bir şey söylemek için yolladı beni. Hey güzel Allah'ım. Ne olmuş olabilir? Bekle bir dakika. Marulları tekrar saklayayım. Geliyorum. Az bekleyin. Soyunmuştum da. Yine mi siz ya? Ne şakası bu? Yerinizde kalın. Neredesiniz? Ha, bu sefer size enseledim. İşte burada. Şimdi de ikisi birden hamile. Ha? Bu göbekler nasıl da büyüyor böyle? Bunda bir numara olduğunu hemen anlamıştım zaten. Siz delirmişsiniz. Ne numarasından söz ediyorsunuz? İşte şimdi olanlar oldu. Biliyordum ben, biliyordum. Memnuniyetle görüyorum ki yavrunuzu düşürmemişsiniz. Bu arada siz hanımefendi, kutlarım. 5 saat içinde birleşip anne olmuş, bebeği 9 aylığa kadar büyütmüşsünüz. Bu ne sürat? Bakın Onbaşı Bey, siz büyük bir yanılgıya düşüyorsunuz. Hayır, yanılgıya başta düştüm. Doğum sancıları ve erken doğum sahneleri sırasında yanıldım. Ama artık yeter. Çıkarın çalıntılar ortaya. Ne çalıntısından söz ediyorsunuz? Çıldırdınız mı siz? Kurnazlık yapmayın. Artık sökmez. Oyun çok açık. Kocalar soygun yapmaya dışarı gidiyor. Sonra çuvalları karılarına verip tüyüyorlar. Bütün gün hamile kadınlara rastladım. Bu mahallede bütün kadınlar aynı anda şey edip hamile kalmasına imkan var mı canım? Halk kesimindeki kadınların doğurganlıkları herkesçe bilinir. Ama burada biraz ileri gitmiş. Gelişkin kadınlar, genç kızlar, küçük kızlar, hatta 80'inde birinin evine karnı burnundan geçti önümden bugün. Bir karnı vardı, ikiz gibi. Biliyorum ama sandığınız gibi değil. Bayram nedeniyle. Evet evet, Azize patronla bayramı. O Azize patronu hikayesi nereden çıktı? Aa, siz onu tanımıyor musunuz? Ama ne Azize. Azizlerin Azizesi. Mükemmel bir kadın. Çocukları olmasını çok istemiş. Evet, işte zavallı Azize bu düşünceden kurtulamamış. Hamile kalmak istemiş. Şey ediyormuş, başaramıyormuş. Ta ki bir an gelmiş, yeri göğü yaratan Rabbim ona acımış ve hop hamile kalmış. 60 yaşında. Ay, nasıl bir mucize. 60 yaşında mı? Evet. Düşünün. Kocası da 80'inden fazlaymış. Yani? İman gücü. Dediklerine göre kocası hemen ölüvermiş. Bu mucize anısına her yıl aynı günlerde bizim varoş kadınları 3 gün süresince hamile gibi gezerler. Ah, ne güzel bir gelenek. Aferin. Demek bunun için süpermarketleri yağmaladınız. Sadece geleneğin sürdürmek için karnınıza bir şeyler mi doldurmak istediniz? Bak sen, halkın sofuluğu neler yaptırıyor.
Haydi bu soytırılığa son verelim artık. İçinizdekileri çıkarıp göstermezseniz sabrım taşıyacak ona göre. Sabrınız taşınca ne yaparsınız? Elbiselerimizi mi yırtarsınız? Eğer parmak ucunuzla dokunur, içimizi görmekte ısrarcı davranırsanız başınıza büyük bir felaket gelir, sizi uyarıyor. Beni güldürmeyin, ne felaketi. Aynı şey Azize Ölalya'nın inançsız kocasına da oldu. Bu ihtiyar inançsız biriydi. Azize Ölalya, hemen yanıma gel. Seninle konuşacaklarım var. Çıkar elbiseni, karnında ne olduğunu göster. Seni uyarıyorum. Eğer gerçekten hamileysen seni parçalarım. Çünkü bu durumda bebek benden değil başkasındandır, dedi. Sonra mucizeye göre Azize Ölalya elbisesini çıkardı. Göbeğinin içinde güller açmıştı. Bir gül demeti ortaya çıkardı. Ah, dinle dinle. Ne hoş mucize bu. Evet ama öykü bitmedi. İhtiyarın gözleri karardı. Görmüyorum, göremiyorum, kör oldum. Tanrı beni cezalandırdı, dedi. Azize Ölalya da, şimdi inanıyor musun, inanmıyor musun? Diye sorduğunda ihtiyar, evet inanıyorum, diye yanıtladı. Ve üçüncü mucize, güllerin arasından 10 aylık bir bebek ortaya çıktı. Konuşuyordu, şöyle dedi. Baba, babacığım, yüce Rabbim seni bağışladı. Şimdi huzur içinde ölebilirsin. Başına minik parmağıyla dokununca ihtiyar oracıkta öldü. Şimdi bu masalları bırakın da bana gülleri gösterin. Neyse çabuk olun. Zaten çok zaman kaybettim. Biraz da sinirliyim. Yani siz mucizelere inanmıyorsunuz öyle mi? Hayır. Felaketlerden de korkmuyorsunuz. Hayır dedim ya. Nasıl isterseniz. Sonra uyarmadın deme. Hadi kalk ayağı da birlikte açalım. Göbeklerin azizesi Ölalya adına. Mucizelere inanmayanların başına. Dolanır bir felaket, kulak ver buna. Kahinlere inanmayanların başına. Dolanır bir felaket, kulak ver buna. Zifiri karanlık olur dünya. Azize Ölalya, Azize Piya. Yağdır cezanı ona buna şuna. Bunlar da ne? Neler? Aa baksana, bak marul yaprakları göründü. Marul yaprakları mı? Evet, bildiğimiz marul. Hindiba, göbek, kıvırcık, ha bir de lahana var. Bende de bir lahana var. Ne hikaye bu? Niye bunca yeşilliği karnınıza gizlediniz? Biz gizlemiş değiliz. Ay ister misin bir mucize olsun? Evet, lahana mucizesi. Mucizeler belli olmaz. Lahananın ardında kim bilir ne mesajlar var. Neyse, siz inanır ya da inanmazsınız. Ama bir şey soracağım. Acaba bu yasak mı? Yani İtalyan yasalarına göre böyle özellikle kadın olan İtalyan vatandaşların karnında hindiba, marul, lahana taşıyamazlar mı? Yasak mı? Hayır. Bir yasa var mı? Hayır. Size iyi günler o zaman. Ne iyi günleri? Bütün bu yeşilliği karnına niye koyduğunuzu bilmek istiyorum. Azize Ölalya'nın mucizesine iman ettiğimizden demiştim. 3 gün taşıyacağız. İnanmayanın başına mutlaka bir bela gelir. Göbeklerin azizesi Ölalya adına. Mucizelere inanmayanların başına. Dolanır bir felaket, kulak ver buna. Kahinlere inanmayanların başına. Dolanır bir felaket, kulak ver buna. Sifiri karanlık olur dünya. Azize Ölalya, Azize Piya. Yağdır cezanı ona buna şuna. Ne oluyor? Elektrik mi kesiliyor? Ne diyorsunuz onbaşı? Işığın azaldığını görmüyor musunuz? Karanlık oluyor. Işık mı azalıyor? Yok. Siz yanılıyorsunuz. Biz gayet aydınlık görebiliyoruz. Margarita sen görebiliyor musun? Evet. Evet görüyorum. Biz her zamanki gibi görebiliyoruz. Belki sizin görme yetiniz azalıyor. Elektriğimizi kestiler. Sus. Şakayı bırakalım. Elektrik düğmesi nerede? Bakın burada. Görmüyor musunuz? Durun durun ben yapayım. İşte bakın şimdi yakıyorum. Şimdi de söndürdüm. Tanrım evim pırıl pırıl aydınlık oldu. Görmüyor musunuz? Hayır görmüyorum.
Ya aman Allah'ım, adamcağız kör oldu. Ay felaket başına felaket geldi. Tanrı cezalandırdı, ah zavallı. Kes sesini, pencereleri aç. Dışarıyı görmek istiyorum. Pencereler açık. Evet, pencereler açık. Görmüyor musunuz? Gelin gelin, bakın. Hah, işte burası. Ay yalnız sandalyeye dikkat edin. Ah, fena çattım. Ama bastığınız yere dikkat edin demiştim. Göremezsem ne yapabilirim ki? Kör oldu zavallı. Ne kör olması? Gelin, gelin bakın işte pencere. Aa dikkat edin. İşte bakın pencereyi açtık. Dokunun, dokunun. Dışarı bakın. Ay manzaramız çok güzeldir. Bazen bu güzelliği unuttuğum olur. Umarım ev sahibi bunun farkına varmaz. Yoksa kirayı arttırır. Ay ne aydınlık ama her yer ışıl ışıl. Ne hoş. Her şey Azize Ölelian'ın aşkına. Böylesine aydınlık. Göremiyor musunuz? Hayır hayır göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun bana neler oldu böyle. Bir kibrit. Bir kibrit yakın. Kibrit mi? Aa kibritten daha iyi bir şey var. Orada kalın. Kıpırdamayın. Evi tanımıyorsunuz. Canınız yanabilir. Ben getireyim hemen. Bir ateşleyici var. Bakın bakın ne güzel alevler. Kıpkırmızı. Ateş mateş görmüyorum. Dokunabilir miyim? Hayır hayır çok kızgındır. Dokunmak istiyorum dedim. Emrediyorum. Ah elim yandı. Tanrım çok kötü nasıl dayandım? Mecburen gördünüz mü? Hiç inanmamak nasıl oluyormuş? Demek gerçekten kör oldum. Öyle mi? Körüm ben. Size bir saattir söylüyoruz ya. Bakın böyle ağlamayın hadi. Cesaret. Alt tarafı. Ne oldu ki? Hiçbir şey. Sadece biraz kör oldunuz. O kadar. Gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Başımdaki bu tuhaflıklardan kurtulup eve gitmek istiyorum. Durun bekleyin. Size yolu göstereyim. Hah bakın. İşte burası. Kapı burada. Başını çarptı. Ah ne vurmuş? Kim vurdu bana? Bebek. Azize Ölelian'ın bebeği parmağıyla alnına dokundu sadece. Ne parmakmış ama. Onbaşı. Onbaşı. Ay, hay Allah bayıldı. Belki de öldü. Hep karamsarsın hep. Ne ölmesi? Çekmeceden bir sakinleştirici al da kendine. Hayır ölmedi. Fenalaştı o kadar. Katanzaro duruşmasındaki General Malicia gibi fenalaştı. Gayet iyi. Ah soluk alıyor bak. Öldü soluk almıyor. Hayır inan bana. Alıyor soluk. Soluk alıyor. Evet. Evet ya. Ah, soluk almıyor. Ah, kalbi de çarpmıyor. Tanrım bir adam öldürdük. Öyle. Belki şakanın dozunu biraz kaçırdın da şimdi ne yapacağız? Aa bunu bana mı soruyorsun? Benim ne ilgim var? Her şeyi sen yaptın. Pardon ama ben evime dönüyorum. Anahtarlar? Anahtarları nereye koydum? İyi dostmuşsun be. Beni böylece ekiyorsun. Güzel dayanışma doğrusu. İşte iyi de cebimde bir grup anahtar daha çıktı. Bunlar kocaminkiler olmalı. Demek buraya geldi. Beni aradı. Anahtarları burada unuttu. Bana ne bunlardan? Ben burada ölü bir adamla baş başayım. Sen anahtarlardan bahsediyorsun. Anlaşılan kocam senin kocamla karşılaştı. Tabii seninki benim hamileliği falan açık açık anlattı. Şimdi ben ne diyeceğim? Yalan atmasını da beceremem. Üzgünüm ama bu adam bir yere kıpırdayamam. Bu durumdan nasıl kurtulacağımı sen düşün. Ona da her şeyi sen anlat. Ya üzgünüm. Onbaşı. Böyle yapmayın Barış'ım. Sadece gardırobun kapısı çarptı. Onbaşı uyan. Tamam ben halledeceğim. Ben hallederim. İyi dostmuşsun. Tek başıma çözümleyebilirim. Güçlü biriyimdir. Ah, ölmüş. Gerçekten ölmüş bu ölmüş. Mucizelerle dalga geçmek ne demekmiş gördün mü? Ben değil o dalga geçti. Hatta ben dalga geçmemesi için uyarmıştım. Lanetlenmeye bak. Azize Ölelian felaket bir azizedir demiştim. Şimdi ne yapıyorsun? Suni solunum yapıyorum. Bir şey der ki artık böyle yapılmıyor.
O yüzden solunum yaptırmak lazım. Hani suda boğulanlara yapılan gibi. Bence şimdi ben bir onbaşıyı mı öpeceğim? Bütün siyasi geçmişime rağmen. Bunu Giovanni öğrenince ne olur dersin? Hayır, hayır onu öpemem. Margarita sen öp. Ben mi? Yok. Bize bir oksijen tüpü gerekli. Var. Mutfaktaki oksijen tüpü işte. Biri hidrojen, diğeri oksijen tüpü. Gel, yardım et. Hidrojenin emniyetini kapatayım. Tamam. Oksijeninkini açayım. Oh, sakinleşelim. Tıpkı bir ameliyat gibi. Göreceksin. Oksijeni ciğerlerine alır almaz ayılacak. Hatta çok memnun kalacak. Kendisini bir ay dağlarda tatil yapmış gibi hissedecek. Bunu çalıştırmayı biliyor musun ki? Ah daha neler. Bir filmde görmüştüm. Aa, filmde gördüysen sorun yok. Ama oksijen midesine kadar nasıl inecek göreceksin. Göğsü şişecek sonra inecek. İşte, işte havalanmaya başladı. Soluk almaya başladı. Bak, bak nasıl iyi soluk alıyor. İşte, şimdi de veriyor. Bana kalırsa sadece alıyor. Midesine bak, dur. Adamın her yeri şişirdin. Allah'ın cezası. Hepsini yanlış yaptım. Oksijen yerine hidrojen verdim. Tanrım ne biçim şişti. Karna bak. Onbaşıyı hamile bıraktım. Burada saatlerce tahta kurusu gibi durup bekleyemeyiz. Ben kapıyı bir iki omuz atacağım. Belki açılır. Yok canım, gördün ya. Ben denedim ama yapılacak bir şey yok. Çünkü iki kilit var. Niye bu kadar kilitle donandınız ki? Karım, hırsızlara karşı bu tedbiri aldı. İşte, şimdi gerçek hırsız olan biz eve giremiyoruz. Şu işe bak. Kapının dışında kalmış iki ahmak gibi. Sen de hayvan herif. Bir hırsız evin anahtarlarını yanından ayırmaz. Hırsız demeyi kes artık. Eşi oğlusu. Şimdi anımsadım. Anahtarları kaybetmedim. Senin evinde bıraktım. Evet. Masanın üzerinde. Emin misin? Çok eminim. Haydi senin kendi anahtarlarını ver. Gidip sizden anahtarları alayım. Aferin sana. Kapının önünde Şahin gibi bekleyen onbaşıyı ne yapacaksın? Hop seni tutuklar. Yok yahu. Bu kadar zamandır sıkılmış. Gitmiştir artık. Yok. Onlar için görev kutsaldır. Hiç atlamazlar. İnan bana şimdi bizim kapının önünde normal bir yaşam kurmuştur kendine. Öyle bekliyordur. Numaradan bile dönüyormuş gibi yapamam. Artık bir yerlere göç etmem gerekecek. Hay Allah gelenler var. Sakin ol. Kim olacak komşulardır? Ne komşusu? Onbaşı. Bağışlayın bir bilgi alacaktım. Kahretsin yakalandık. Ben gerçekten polis değilim. Öyle mi? Siz ne iş yaparsınız? Cenaze işleriyle uğraşırım. Aman Allah'ım. Affedersiniz. İçgüdüsel dürtüyle oldu. Yo rica ederim sizi anlıyorum. Beni ilk gören herkesten şey yapar. Ben bile aynı her bakışımda böyle yaparım. Çok sevimlisiniz. Teşekkürler. Her neyse. Buralarda Sergio Prambolin diye biri oturuyor mu diye soracaktım. Evet yukarıda 3. katta. Ama evde olmadığından da eminim. Hastanede yatıyor. Hep hastadır. Ah zavallı. Bu da yaşamak mı? Değil tabii. Onun için de öldü. Acaba gündüzleri ev aileden birileri gelip gider mi? Aşağıdaki tabutu getirdim de teslim etmem lazım. Şey, oğlu geceleri mutlaka eve döner. Ama tabutu hastaneye götürmeniz doğru olmaz mı? Orada öldüğüne göre. Şimdi hastaneden geliyorum. Ceset orada değil. Burada bulurum umuduyla geldim. Ama anlaşılan aileden başka birilerini evine götürürler. Acaba nereye? Sen de tabutu ablaya bırak. Üzerine bir not yazarsın. Oğlu eve dönünce notu görür. Ah babacığım. Avluda bir tabut mu? Orada öylece boş boş bırakmak mı? Herkes gelip geçerken. Kesinlikle çoluk çocuk içine girip kanoyla seyahat eden Kızılderili oyun oynar. Hayır yapamam. Hem güvenilir birilerine teslim makbuzunu imza atmam gerekli. Üzgünüm ama buralarda öyle sizin dediğiniz gibi güvenilir kimseyi bulamazsınız. Siz güvenilir kişilere benziyorsunuz. Burada oturuyorsunuz değil mi? Evet, tam burada oturuyorum. O halde her şeyi çözdük. Ben tabutu getirip evimize yerleştireyim. Bu akşam sahipleri geldiğinde... Evde bir tabut mu? Çok yer kaplamaz. Hem ölümle ilgili ürkücü fonksiyonu göz önüne almazsak bayağı dekoratif bir mobilya olur. Elbette. Üzerinde örtüsüyle bir likör büfesi. Gözün alışınca sorun olmaz. Evet. Ama benimki değil. Ölünün gözü. Tamam tamam. Anlıyorum ama
İşin doğrusu şu ki anahtar olmadığında eve giremiyoruz. Biz de kapıda kaldık. Ah çok yazık. O halde ben de tabutu depoya geri götüreceğim. Hayır bakın, belki bir çözüm olabilir. Bizim eve götürelim. Ben sokağın diğer tarafındayım. Siz güvenirseniz teslim alırım. Ama bu paketleri içine koymamıza izin vereceksiniz. Yağmur yağıyor da bu mallar ıslanırsa mahvolur. Umarım tabutun bir kapağı vardır. Evet evet, bu kurallara uygun bir tabut. Yoksullar için de olsa kapaksız hiçbir zaman kullanmayız. Sen beyinsiz ve aynı zamanda delisin. Burada bir cesetle birlikteyiz ve sen hala pirinç makarna derdindesin. Bak bu son sefer. Hem sonra ne yapabiliriz ki? Öldüyse öldü. Ama şayet yaşıyorsa uyanır uyanmaz ibadet etmeye Azize Ölelyan'ın tapınağına koşacak. Diz çökecek ve kutsal mesajına yeniden görebildiğine, sağlığının düzelmesine, hatta hamile kalmasına bile teşekkürlerini sunacak. Gül sen gül. Başına neler gelecek görürsün. Ay bu son 24 saatte başımıza gelenlerden daha beter hiçbir şey gelemez. Bak gel buraya. Şunu beraber çekelim. Sonra da yerine koyalım. Nereye? Gardıroba. Gardıroba mı? Gardırop olmasa nereye koyalım? Ay sen hiç polisiye film izlemedin mi? Cesetler daima gardıropta saklanır. Bu kural. Of kuralmış. Ne de ağır tarım. Ay taşıyan benim sana ne oluyor? Ağır olacak tabii. Ne de olsa bir erkek. Heh? İşte oldu. Şimdi şu askıyı ceketinin içinden geçirip ona elbise gibi asalım. Oh mükemmel. Karnının şişkinliğinden gardırop kapısı bile kapanmıyor. Geri it. Ay itsene. Öteye it. İçeriye de yakıştı. Bu tabut çok ağır. Ne yapacağız? Girelim mi girmeyelim mi? Tabii girin girin. Onbaşı burada değil. Kimseler yok. Haydi Giovanni tabuttan çık. Zaten tabutu kabuğundan geçirmek için ters çevirmek gerekecek. Yazık. Burada pek rahattım. Uyumak üzereydim. Ya git kapıyı aç. Ben kıpırdayamıyorum. Tamam. Ah sağ ol. Çok naziksin. Ah Giovanni selam. Merhaba. Kocan işlerin yolunda gittiğini söyledi. Bebek doğdu mu? Doğmadı mı? Ay geldim geldim. Bu kadar acil ne söyleyeceksin bakalım? Ah Giovanni... Ben gideyim o zaman. Antonia, bu göbekte ne? Bebek nakli sana mı yaptılar? Nakil mi? Bir miktar. Sezaryen mi yaptılar? Ufak. Nasıl ufak? Gereği yapıldı işte. Sana da mı sezaryen yaptılar? Evet. Yani bilemiyorum. Antonia, bana da mı yaptılar? Söylesene. Niye ona soruyorsun? Sen bilmiyor musun? Bilemiyor canım. Garibimi uyuttular. Uyurken bunu bilemez ki. Sen uyanıkken mi yaptılar ameliyatı peki? Yetti artık. Ne bu acımasız sorgulama böyle? Ay gardırobumla da oynamayı bırak. Sağlığımın nasıl olduğunu yaşayıp yaşamadığımızı sorma işte. Bu bir tek bizi ilgilendirir. Sizi merakta bırakmamak için iki salak gibi hastaneden ayrıldık. Hastanedekiler bırakmak istemedi. Hem ne yapmalıydım dersin? Bu kadın çocuğunu kaybediyordu. Seni merak edip düşünmeye başlamıştım ben de işte. Telefon edebilirdim. Giovanni ne oluyor? İşte sana jeton verirdim ya da eminim hemşireden rica ederdim. Evimi arayabilir misiniz acaba işte? Yo hayır evimin altındaki kafe barı ya da onlara işte kocam orada işte söyleyin falan derdin. Giovanni ne demek istiyorsun sen? İşte alo kocam oradaysa söyleyin her şey yolunda işte ne bileyim bu tip şeyler. Giovanni ne dümen çeviriyorsun yine? Yani bebeğin hayatı kurtuldu. Her iki anne de iyiler iyiler. Giovanni! Alo alt kattaki kafe barla mı görüşüyorum? Alo cevap vermiyorlar. Telefon ne işe yarıyor acaba? Giovanni ne iş bu anlatsana bana. Onu dağıtma. Beni telefonla haberdar edeceğine bebeğin durumunu bildireceğine işte ya bu beş paralık tahta parçasını mı soruyorsun? Yakacağım onu zaten ben. Giovanni nedir bu? Bu bir beşik. Evet Luigi'ye dedim. Luigi karın bir bebek bekliyor. O da hemen beşik diye tutturdu. Modern beşikler satan bir mağazaya girdik. Dedik en yeni modelinizden bir tane istiyoruz. Satıcı Japon modeli uygun mu dedi. Bunu sattı. Lissan ürünü. Lissan Alfa Romeo. Evet. Bak burada dört delik var. Her tarafta ikişer delik.
tavana iki çelik kabloyla bağladın mı çocuğu da içine koy, ara sıra dokun. O kendi kendine saatlerce sallanır. Çocuk ağlarsa bir dokun, hop çocuk taş kesilir. Bir hafta nefes bile almaz. Bu bebekler için biraz uzun değil mi sence? Ya bebekler de uzuyor hayatım. Kimse yok mu? Bardi ailesi, siz misiniz? Evet. Bu tahliye emri. Yarım saat içinde evi boşaltacaksınız, hazırlanın. Birazdan yardıma geleceğiz. Of, bu ne iş ya? Aklımı kaçıracağım. Sakin ol Giovanni. Çaldığımız malların bilinmemesi de iyi. Ne iyisi, ne ilgisi var? Sokağın ortasına atılıyoruz, anlamadın mı? Allah'ın belası, beyinsiz, ahlaksız kadın. Evet, haklısın. Onur'un ayaklar altına alındığı için bana hafif kadın da diyebilirsin. Ama yoksulluktan batağa saplanmış ama Onur'un yerinde. Babalık duygularınla da oynandı. Bilmek ister misin? Bebek de düzmeceydi. Hepsi uydurma. İşte bak. Karnımda makarna, pirinç, şeker gizliydi. Nasıl olur? Ya bebek nakli? Margarita? Yo, bu kadarı fazla. Öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Yalancı, ahlaksız. Bir de çocuk hikayesiyle kandırdı. Luigi, sen de bıraksana beni. Haklı. Bırak onu. Bırak da öldürsün beni. Ama gerçekten. Ben de bu soysuz yaşamdan bıktım, usandım. Senden daha fazla hem de. Özellikle sakız gibi uzattığın nutuklarından. Sorumluluk duygusu, özveri üzerine. Kemerleri sıkmanın onurluluğu, emekçi olmanın gururu üzerine attığın nutuklarından. Kim bu emekçiler? Bu işçi sınıfı da kimler? Biziz, biliyor musun? Düzülmüşlüğümüz, yoksulluğumuzla evlerinden atılan tüm bu insanların ortak umutsuzluklarıyla. Şuraya bak. Gel de bak. Aşağıya. Sürgüne götürülenlerden beter. Tabii, bu durum pek çok işçiyi kızdırıyor. Ben hem kızıyor hem de düşünüyorum. Öfkem aslında sana değil. Kendime, üzerimde hissettiğim iktidarsızlığıma, kendimi mahvolmuş hissetmeme. Çünkü parti şu an burada bizimle değil, dışarıda. Umutsuzların yanında değil. Yarın gazeteler bizden öfkeli çapulcular diye söz edecek. Sana ne oluyor Giovanni? Konuşan sen misin? Beynin mi bulandı seni? Ya evet. Beynine aşırı uçlardan montaj mı yaptın? Yo. Bunları her zaman düşünüyordum. Belki de sen haklısın Antonia. Bende uşaklık kompleksi var. Bunları söyleme cesaretini asla bulamadım. Geri zekalı gibi güç gösterisi yaptım. Sana bir şey daha söyleyeyim. Ne yaptığımızı. Luigi ile birlikte biz de hırsızlık yaptık. Bak, yatağın altındakilere bak. Şeker ve un paketleri. Çaldın mı? Evet. Ama Giovanni yardım sandığının bizi dışladığını öğrenince çok sinirlendi ve öyle yaptı. Yo, bu bardağı taşır on olaydı. Bardak zaten dolmuştu. Şuraya bak, bak ne mallar var. Of, istemediğin kadar. Şimdi yolların etkilerini hissediyorum. Baş aşağı durmasam da. Bitmedi. Bu da beşik falan değildi. Bir tabutun kapağıydı. İşte burada. Yardım et Luigi. Bu malları taşıyabilmeniz için şunu düşündüm. Şu gardırobu bir açalım. Hayır dur, ne yapıyorsun? Yapmam gerekeni yapıyorum. Her şeyi öğrenmelisin. Görüyorum. Görün. Azelili'ye beni affetti. Bana lütufta bulundu. Bağışladı. Göbek? Hamileyim. Ah kutsal Azelili'ye. Sana minnettarım. Ben anneyim. Anneyim. Teşekkür ederim kutsal Azelili'ye. Teşekkürler. Bugün günlerden ne? Yoksa zombiler falan da mı geldi? Hamile bir onbaşı. Ne oluyor? Kadınlar kamyonlara yüklenmiş eşyaları aşağı çekiyorlar. Polis de ateş ediyor. Bu çöpteki gençlere bak. Ne bulursa aşağı fırlatıyorlar. Kremit, tuğla. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Polisten kaçıyorlar. Araçları kamyonlara ortada bırakıp kaçıyorlar. Kadınlar kamyonlardaki eşyalarını kurtarıyor. Bravo, aferin. Çok iyi yaptınız. İşte böyle olmalı. Ya zavallı delikanlı. Ah, işte onu taşıyorlar. Soysuzlar, işte halk burada. Sonunda gelip şiddeti bizim yarattığımızı söylüyorlar. Nihayet anladım. Tabii anladım. Böyle daha fazla sürdüremeyiz. Donmuş kalmış, korku içinde. Tabii, iş bir gelir, bir gider. Kaderin cümlesi. Rulet oyunu gibi, Rus ruleti. Yo yo, biz bu oyunu sevmiyoruz. Pardon ama biz başka bir oyun oynamak istiyoruz.
Gülüyor musunuz? Tabii tabii, haklısınız. Gerçekte biz emekçiler biraz alt tabakayız. Öylesine alt ki kıçımız yere yapışıktır. Ama dikkat edin, yavaş yavaş önce dizlerimiz üstünde durup sonra ayaklarımız üstüne kalkabiliriz. Ve sizi uyarırız. Ayaklarımız üstüne kalkınca da sonuç almasını biliriz.